Efendim iyi haftalar. Herkese günaydınlar. Hoş geldiniz. Canlı yayın Demet ve Cesle gel konuşalım başladı. Her zaman olduğu gibi gündeme bakacağız. Çok değerli bir konumuz var. iş insanın finans uzmanı Özlem Denizmen birazdan burada. Lütfen bize ulaşın ve tabii ki Demet Akalın burada. İyi haftalar olsun. Günaydın canım benim. Ee, güzel bir gün olsun inşallah. 3 üç gibi hemen girdin. Korktum be, bekliyoruz 15 dakikadır böyle. <laughs> memleket hallerine bakıyoruz, birazdan detaylı konuşuruz çok bunlardan da. Çok şeyler de. yok mu ama ya? Var mı konuşmak istediklerim? Abi kaç son... tane notum var benim? Bir kukla mesela. Yapay zeka yok onda. <laughs> ben kadın suratına maske takmış zannettim ya. kafayı yo... mı yiyoruz acaba ya? Yiyoruz. <laughs> güzel yani, yiyoruz yiyoruz. Yorumlarda zaten bu tip şeyler var, altta yazmışlar. Abi biraz daha güzel olabilirdi. Hani makyajı fena biraz ya. daha iyi yapabilirdim falan. Çok fena, çok fena. Şeye ne diyorsun? Polis olayı çok enteresan en baştaki. Oraya bir gelelim. Ama bak şunu bitirelim. Dünyada yapay zeka ile insanlar bir şey yaparlarken bizimki direkt yapay yapmış. Yapacak bir şey yok. Tamam, ya, o inanıyorum. yapay zeka da o, o yaşlı adam koymuş yanına. Hangisi? Yapay zeka yaşlı bir biri. Hani hanımefendi yapmış ya yapay zeka kendi. Evet. Ile en iyi sevgili. sevgililerden, özelliklerden o mu? En iyi sevgili o muymuş ama yaşlı. <gülüyor> <gülüyor> Tecrübeli herhalde, olgun. Ve şey, <laughs> ya kendi yaratmadım onu ki bir yemeği gösteriyor falan filan. E ona Değil da mi? o şey yüklemiyor mu söyleyeceği kelimeleri i̇şte, falan? Yani bugüne kadar flört ettiği sevgililerin en iyi özelliklerini yapay zeka yüklemiş ve bir tane işte yapay partner yapmış öyle diyeyim sana yani. adam yaşlı yani işte. Bizimki bunu yapmış. Canım benim. <laughs> Tabii ben şunu diyorum ya yaşlı diye. Ha sen bunu mu diyorsun? Ha. Tamam peki ben normal ben de yurt dışı örneğini vermeye çalışıyorum bir saattir tamam. Yok yok ya. Bu... Yok yok bizimki bu, bizimki bu abi, bizimki kukla yapmış. <laughs> Kuklalar bile daha güzel ama neyse adam öyle mutluysa. Ne Ne, işte ne Biraz abi da ufuman hep sosyal medyaya düşsün diye. O da var yani. Bak, konuşulsun diye. kestirdim Biraz bak rengi bir şeyler desene ya. Ya özür dilerim ben ne konuşuyorum hakikaten burada saç varken ben ne konuşuyorum? Saçlarını mı kestirdin? Kimsenin <laughs> <laughs> böyle bir hafif ucunda kırıkları mı aldın? Normal normal şey e, normal demet akalın rengine döneyim ya sarısı. Çok sarı. iyi. Ne Sırdırdım oluyor? Hayırdır? Clip mip mi çekeceksin? Bir şeyler mi var yoksa? Hızlandırdık. Bilmiyormuş yes. gibi de bende. Evet. Hızlandırdım ya. Ne zamana? Ee, aman üstüme geliyorlar sonra boş ver. Bir bitsin tamam, de. Tamam peki tamam tamam. Ama yakındır diyelim geçelim. Evet zor işler tamam. ya. Aman her şeyle uğraşmak. Bu senin işin demek zor işler. Ama yani Zaten bu kadar... yıllardır bu işin profesyonelsin sen. İnce ince yani duvarın arkasındaki bilmem şeyi de düşünme arkadaş yani. Ben düşünmüyorum. Ekip Profesyonel işi. olmak acaba kötü bir şey mi? her şeyden anlıyorsun ya şimdi mesela televizyon işi de yapıyorsun ya o kameranın açısı, bilmem nesi, kafam öyle oldu, şöyle bir. Her şey şey bilmek de çok iyi bir şey. Tabii ki ekibin var, seni yönlendirenler var ama son kararı sen veriyorsun değil mi? Yani bir ekibin vardır. Herkesin ilk kararı da veriyor galiba. <laughs> Her karar veriyor galiba. Ekibi yok galiba. Ha? Abi her şeyi yapıyorsun <laughs> galiba. Her şey, şeyi her galiba. şey var. Ee, yani bir tek teslim olduğum mesela anar makyaj, makyaj ve saçta. Anardan mesela işte çok fazla makyaj yapıyor falan diyenlerle... Belalaşıyor musun? <laughs> abi anara ben... Ay anara diyorum dur bir dakika bir şey anlatacağım sana. Söyle. Rusya'da biliyorsun o e... Evet abi. korkunç katliam yaşandı ya geçmiş olsun. Ee, ve bizimkiler, Röya var biliyorsun, Azerbaycan'ın pop starı, çok iyi oranın Kim kraliçesi olurdu? yani. Evet. Çok da seviyorum, çok şeker ve inanılmaz saygılı bir kız. Ona ne zaman gitsem böyle oturacak yer bulamıyor beni. Acayip bir kız, süper, bayılıyorum ona. Onlar biliyorsun, olay burada yaşanıyor, onlar da burada konser oluyor. Anar nerede? Orada. Nasıl orada? İçeride mi? Hani, Salonda mı? Yarım saat önce çıkmış oradan. Yapma. Yani Yapma. olacak iş değil. Dedim ki kader seni bak ucundan yine kurtarmış. Ya Olacak iş değil. Yani geçmiş olsun ve o, o, görüntüler korkunç yani. Hafta sonu yani, görmüş olabilirsiniz yani, evet, sosyal ya, medyada yani, da çok, haber bültenlerinde Çok fena de. çok fenaydı ama Anar oradan çıkmış gelmiş. Anar yani, makörü bu arada. Hani e bilmeyenlere söyleyelim. Evet bütün herkes bildiği için. Yani, beni takip edenler çok sıkı takip edenler biliyor. Neyse laf lafı açtı. Çok geçmiş olsun ona. Evet çok geçmiş olsun. Herkese tabii ki çok geçmiş tabii, tabii. olsun. Burada yaşayan Rus hani arkadaşlarımıza da dostlarımıza da geçmiş olsun. Korkunç bir şey. Terörün her, her türlüsünü lanetliyoruz zaten. Ee, ama Anar oradan kurtulmuş. inanamadım yani. Yani dedim böyle bir şey olabilir mi ya? Verilmiş sadakası var. Aynen doğru söyledin. Evet evet öyle derler. Doğru söyledin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. E, memleketten da istersen birkaç tane daha bakalım ondan sonra günün sorusuna geçelim Bizim e, geç, geçen sen, geçen hafta ne senesi? İnşallah o da olur <laughs> Geçen hafta bir e, tek başına okey oynayan bir vatandaşımız arkadaşımız vardı hatırlıyor musun? Dörtte çay var evet. ama tek başına her böyle ıstaka geçiyor e, popüler, kafa olmuş. Güzel bir kafa ama. popüler olmuş Kafa Popüler olmuş Şimdi sıraya alıyor milleti O ne A demek? Yani Oynamak mı? için. Evet. Ha, olsun. Talep randevu veriyor yani. E ee, olsun, olsun yani. Nasılın görün? Olsun diyorum yani herkes tabii, şey oluyor tabii. da oldu. o mu olmuyor hani sonrasını koymuşuz. Tabii. Da. Medetlik bir okeycimiz var artık. Bizim Sivas'ta de vesile olduğumuzu düşünüyoruz Sivas'ta doğrudur. Yani partnerleri var. Okeye dördüncü, üçüncü, ikinci olmak isteyenler randevu alabilirler kardeşimizden. Ee, en baş Demiştin ya bir haber var, o bir detaydır. Bence çok da önemlidir. Bir e, minibüs kavgasında polisim diyor, polisi itiyor. Bakın bu dolandırıcılıkta çok önemli bir şey. Burada zaten alenen söylüyor, polisim diyor, ben emniyetlerim diyor. Polisi itiyor ve darp etmeye devam ediyor. Ama e, biz dolandırıcılık vakalarında çok konuşuyoruz. İçişleri Bakanı Bakanlığı sürekli bizi uyarıyor mesajlarla. E, kostümleri giyiyorlar, e, sahte kimlikleri alıyorlar, evlere geliyorlar. Ona göre çok dikkatli olmakta fayda var. Şimdi seçim kağıdı falan filan diye yapılıyormuş Bravo. öyle bir hikaye. Evet. Aman çok dikkatli olmak lazım yani. Ve kimlik sormak bizim hakkımız değil mi Demet? Yani sokakta sivil bir polisle tabii, karşılaştık. Tabii, tabii ben biliyorsun sahneye çıktığım zaman işte bugün kimin doğum günü falan filan böyle herkese el kaldırıyor. diyorum kimlik alayım bakayım bugün mü doğdun gerçekten? Üstüklü başımda ne varsa bir şey hediye etmek tamam. istiyorum ya da kıyafetimi Beğen ya da ayakkabım. Beyan olmaz ayakımı. diyorsun. Ben diyorum A, kimliğim yok. Kimliksiz dışarı mı çıkılır yani? Kimlik sorulacak tabii ki. Onlara çok dikkat etmek lazım. Doğru bir şey söyledin. SMS ile sürekli, sürekli uyarılıyoruz ama yine de tabii hani yaşı büyük olanlar diyeyim. Yaşlı demek istemiyorum. Annem sonra kızıyor. Ondan sonra onlar mesela çok tufaya düşüyorlar. Gerçi bunun genci yaşlısı falan da yok, yok yani. Yok, Dalgın yok. olabilirsin, bir şey olabilirsin. Anladın mı? Açarsın, cevap verirsin. Oradan o işlemi yapacağım. Gir bankaya falan filan der. Bilmem ne der. Bir şey der. Şimdi de seçim kağıdı diye dolandırıcılık yapılıyormuş. Onu söyleyelim. Fakat burada bu kostümlü olan gerçek polis. Tabii. Öbürküsü ben, ben simildim, polisim diyor. diyor. Evet. A, ya olacak iş değil ya. Bu nasıl bir hani <laughs> Ben bunları mesela ruh haline çok merak ediyorum. Orada polis olunca insan bir üstüne başına çeki düzen verir, bir şey yapar. Ulan yakalandın yani artık orada polis var karşında. Ve yani sen diyorsun olmaz. ki polisim diyorsun hala bir de. Evet. Bir de polisin tarzı bu olmaz. Bak burada uzun versiyonlarda gördüm, belki burada da göreceğiz. Arabaya vurmalar e, sekmeler, gidip gelmeler, öfke kontrolsüzlüğü falan filan ne Tabii neler var Burada bir e, şey var motorcunun kask kamerasından görüyoruz biz bunları sokakta hmm. Anladın mı? Böyle bir durum var polise de ben polisim diyor Yani ben normal şartlarda söylüyorum Biri geldi ben polisim dedi Nasıl ki onların bize kimlik sorma hakları var Sizin de sade vatandaş olarak siz polis misiniz deyip Onun kimliğini sorma, resmi kimliği sorma hakkımız var Arabanın üstüne falan çıkıyor bak bak hop hop İşte onu dedim bak Zıplama. Bu ikinci geliş bir de. Şaka gibi Tabii yani. Tabii ikinci gelişi. Adamın arabasının üstüne çıkıyorsun yani. Böyle Tabii. bir saçmalık var mı? Polis Niye falan şikayetçi olmamış? Olmuştur muhtemelen. Yok yok olmamış. Şeyin sonunda olmamış şey. Seslendirmede öyle diyordu. Dış sesimiz var ya. Emniyetten açıklama yapıldı. Adam gözaltına alınmış. Ha, Biz sonrasını güzel. söyleyelim en azından. Polis falan da değilmiş. Değilmiş ya. Değilmiş. Ona Tanık gibi. bile açıklama yapmış düşün yani. Tabii. Bir de Yozgat'a gidelim lütfen. Yozgat'ta bir izdam yaşandı. Bir iş insanı bir kere Allah razı olsun kendisinden. Bir kamyon gördüğün gibi işte meyve yok da sebzeler işte soğan falan dağıtıyor. Ama ciddi bir izdam var. Hmm. İnsanlar birbirinin üstüne çıkıyorlar. Geçen gün bizim balıkçı vardı mesela orada ne kadar nizamlı bir şeydi. Aslında çok çok fazla şey kalabalık yok. Bir sıraya girseler her şey düzelecek. Bu kadar bu kadar. Bu kadar. Sen fazla aldın, ben az aldım deyip bir, birbirlerini o, darp etmeler. Tabii bak, Onun efendiliğinde etmeler. üç tane file var ama. Şimdi insanlar bir hayır yapıyor anladın mı? Tabii. Yani zaman zaman biz de görürüz, biz de yaptığımız zaman çok acayip şeyler görüyorsun. İnsanlara da bir şey diyemiyorsun Cez anladın mı? Ama yani bir Yürü. tane alınacak orada yerde şimdi sen niye 3 dört tane alıyorsun yani? Çoğu da mundar oldu derler ya mundar yani yere düştü, ezildi. Çoğu da gitti yani malların. Tabii hayırseveri Allah hayırsa, razı olsun. Aynen, yine de hayırsever aynen. Allah razı olsun. Teşekkürler. Peki. Onlar adına. Şimdi haftanın ilk günün sorusu geliyor efendim. Ee, biliyorsunuz Instagram'da her zaman olduğu gibi fotoğrafımız var. Adreslerimizi biliyorsunuz. Lütfen yorumlarınızı yazın. Hanımlar size sesleniyoruz özellikle bugün. Hanımlar diyoruz. Zaten şu anda saat itibariyle çoğunlukta sizlersiniz. Evde eşinize hangi ev işlerini yaptırıyorsunuz? <laughs> Yapıyorsa tabii. Yapıyorsa onu da yazın. Saatine göre değiştireceğiz. Buyurunuz Demet Hanım. Okan Bey ne yapıyor? E sabah Okan'dan şey biçmeyelim. O onun gidiş gelişi tamam. şey değil. Ama normal tamam. hani normal ev düzeni olan, iş düzeni olan bir insan kaçta çıkıyor evden? Kim? Erkek, Erkek mi? Yani 8'de 7, 7, 9. 9. 9. Artık patrona sabah şimdi ona kahvaltıyı. Patron oluyor. O. Kahvaltıydı, yatak topla, bilmem ne, çamaşırları topla. Dünden kalma çamaşırlarını al, kirli yat falan filan diyebilir misin? Diyebilirsin tabii. Yapar mı? Kimden bahsediyorsun? Benim kocam Erkekten? olsa? Erkekten. <laughs> Erkekten bahsediyorum. Ben şimdi kadın oldum. Ha, acık... Genel olarak soruyorum. Yapacak yani. da abi kendi kendi pisliğini biz mi toplayacağız? Hani işte onu? sen hep kendinden örnek veriyorsun. Sen 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 teklerdensin anladın mı sen yatağını topluyorsun. Oğlunun yatağını bile topluyorsun. Normal hayat öyle değil. Tamam oğlumun yatağını toplamak belki yanlış ama kendi çorabımı da hanıma veya kendi ne bileyim çöpümü de başkasına toplatacak değilim herhalde. Yok yok adam. öyle olur. Çöp demiyorum var. bak. Çöp demiyorum. Akşam gelir hani beyefendi çöpü atar çöpe o, o eyvallah ama sabahleyin adamlar öyle yok kirlileri alayım kirli sepetine. Var mı böyle tipler ya? Doğu no, sana hiç sormuyorum zaten. Baban yapıyor mu Doğukan? Yapıyor dedi. <laughs> ne? Yalanları <Yapları> bekliyoruz. <laughs> Senin baban yapar mı kameramanı nasıl? Ay ne kadar ne kadar güzel aileleriniz var. Selam söyleyin ailelerinize. Rejide de yalkın yani yönetmenin sahibinde <laughs> herkes yapıyormuş. Ay yalkın yapmıyorum diyor. Yalkını öksürüyorum yalkını. Taş fırın erkeğim benim? Yapmıyormuş. Yani sabahleyin erkekler o işi yapmaz. Ben çamaşır ama... hariç hepsini yapıyorum. Çünkü çamaşırda beceriksizim. Yani ay, ayrıştırmada beceriksizim. Ha, o ama o haklı normal bir şey yani. Ayrıştırmada beceriksizim abi. Renklerle Be siyahları evet. bir atarsın Allah Allah'a. Beyaz ve siyah anlıyorum ama ara tonlarda e, rezalet çıkarttığım tamam oluyor. Evet evet. Olmaz ama alışverişe gittin bir şey oldu. Torbaları taşıdık Yapıyorum falandı. pazara gidiyorum bilmem ne. Her cumartesi ritüelim var. Yani, Her sabah gidiyorum ben. Var. Yap yapın abi. Var ya. <laughs> evet. bana da ne oluyorsa. Kendimizi yalnız hissetmeyelim. Yapın. Hayat müşterek. Yani yapılabilecek işler. Mesela ya sabah, sabah dediğin gibi bir kendi kirli çamaşırını toplasa zaten. Ya sofrayı de, çorap toplamaz bir yerde, mı? Şey bir yerde, Beraber yemek. Ee? Hani biri kurar, biri kaldırır. Hani vardır ya mesela biri dizer, dizer makine varsa. Akşam iftar vardı yani arkadaşlarım işte o benim veli grubum var ya. Onlar geldi biz har hurra hanımlar geliştik. Millet ne mi yapıyor erkekler abi. yani? Ya çay o, mı? o tarafa geçtiler tabii. Hmm. Tabii çay kahve muhabbet. Abi yapmazlar erkekler. Yapacak Ya yapmasınlar şey. canım ne diyeyim yani ne diyeyim yani. Yaptıyınca da yapmıyorlar belki yapma dersen dersetebilir mi diyorsun peki bakalım sizlerden neler gelecek tabii ki hani <laughs> ciddi olun yapıyorsa yazın bir de çocukları alma o da bir iş biliyor musun okuldan al şuraya bırak hafta sonu şuraya götür oo, doğum gününe git oh doğum günleri oh oh <laughs> park oh ay anne dışarı çıkalım mı ay. yapmaz mı abi yani yapılır da işte o haldır haldur daha çok yoruluyor insan biliyor musun onları erkeklerin yapması lazım. <laughs> Yaparız. Organizasyon diyorsun. Zaten Tabii canım. Çocukla vakit geçirmek için bahane. Güzel bir şey bu. Aynen. Canlı. Dur bakayım neler yazmışlar ama evet. merak ettim. Hayır, güzel soru Okuyacak mısın? Ya, okumayacağım. Sen devam et. Bakacağım sadece. İyi devam ediyorum. Ama devam edeceğimiz seni de çok ilgilendiriyor. Bu ülkenin en kıymetli aktörlerinden bir tanesi Kadir İnanır. Hmm. Hafta sonu biliyorsunuz. Bir pıhtı atma durumu var. VTR'de göreceğiz. Yoğun bakıma alındı. Bir izleyelim efendim. Buyurun. Usta oyuncu Kadir İnanır entübe edildi. Hafta sonu evinde rahatsızlanan Kadir İnanır, hayat arkadaşı Jülide Kural tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı attığı anlaşılan usta oyuncuya hemen müdahale edildi. Operasyon sonrası doktorlardan sevindirici haber geldi. Başarılı bir operasyonla tıkalı damar açıldı ve usta oyuncu yoğun bakıma alındı. Çok çok geçmiş olsun. Hayati evet, çok tehlikeyi olsun. atlattığını biliyoruz. 74 yaşında. Merak edenler için söyleyelim 49 doğumlu kendisi. Annem 50 doğumlu. Evet. Ama tabii Kadir inanır yani. Bir efsane. Yaşayan efsane. Türkiye'nin kıymetlerinden biri. Tabii ki. Şeyde yeğeni tabii Levent ki. inanır. Sevgiler evet. olsun ona buradan. O bir da zaten diyor. hep hastanede aktardı. Evet onlar bağlı. birbirlerine çok bağlı bir sülaleler. Soner Arıcı falan filan da vardı. Evet. Yeni. Soner niye gelmiyor bizim programa? Şimdi daldan dala konuyorum. Yine. Çağırdık ya. mı? Ben mesaj attım. Ilk, ilk, başlarken ha, çağırdım. ben çağırdım. Ben bütün arkadaşlarıma mesaj attım Feraye. Aha. Çalışmıyor gibi duruyorum ama neler neler. çok çalışıyorsun hiç öyle bir şey demiyoruz. Top, toplu mesaj mı atıyorsun? <laughs> Soner'i de ekledin diyeyim. mi? Ha? başlıyorum gelin diye. Buradan tabii Çok e, severiz Kadir Baba'ya yani hem geçmiş olsun hem acil şifalar diliyoruz. İnşallah bir an önce toparlanır. Yalnız versenize biraz arkaya izleyelim ya. Küçük Sısa bir saçma. ihtimal bir aras kalabilir dediler. Yani hayati tehlikesi yok ama küçük bir ihtimal bir aras kalabilir vücutta diye bir beyanatta bulundu. Zaten, Efendim? Şu an. Uyandırmıyorlarmış şu evet. Orada. Evet. Ama o pıhtı alınması herhalde önemli bir şey ki onun için uyandırılmıyor. Evet. Ayy. Acil şifalar ee, hakikaten Türkiye'nin çok kıymetlisi. Eminim herkes dua ediyordur onun için. Biz de ediyoruz. Tabii ki. Dualarımız onunla. 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 Şimdi efendim geçtiğimiz hafta kan donduran bir haberden bahsettik. Şimdi bir yere bağlayacağım ama o değil. Çocuk istismarından bahsettik. Şu sucudan bahsettik. Sapkınlıktan bahsettik. Şimdi tabii ki herkes o haberi gördükten sonra çocuklara biraz daha dikkat etmeye başladı. Sevda Türküsev, geçtiğimiz hafta bizim konuğumuz olmuştu. Birazdan Almanya'dan bize bir Skype'la bağlanacak. Yani görüntülü bağlanacak. Bir şey bulmuş. Bir adam, bir amca. Amca diyorum çünkü öyle. Belki torunu yaşındaki çocuklarla beraber bir ne yapmış? Bir video konferans yapıyor ve hepsini gördün mü sen de? Evet. Hepsini evine davet ediyor. Diyor ki akşam bize gelseniz ediyor. Yemek yiyelim hep beraber diyor. Yaş aralıkları kaç? Çocukların Çocukları? mı? Çocukların sadece seslerini duyuyorum çünkü avatarları var yani rumuz şeyleri var. Fotoğrafları var. Gerçek fotoğrafları değil. Ama ben sana söyleyeyim seslerinden 9 onlar. Şu anda hmm. görüyorsunuz. Çok ufaklar yani. Hepsi farklı şehirdeler. Adam da diyor ki bizim eve gelin, biz bunu tartışacağız. Bak adama bir şey demiyoruz ama biz bunu tartışacağız. Neyi tartışacağız? Çocuklarımız acaba kimlerle konuşuyor? Biliyor muyuz, farkında mıyız? Lütfen ayrılmayın efendim, aradan sonra buradayız.